Nereye kaçıyorsunuz? Eşya bakacağız bugün. Beşir'e de uğrayacağız. Tapu dairesine gideceğiz. Çok işimiz var. Yoğun bir gün olacak desene. Öyle. Saat 2'de orada olacaksınız. Geç kalmayın. Merak etme. Korkmaktan korkuyor musunuz? Niye korkayım? Asıl senin benden korkman lazım. Aklınıza gelen her saçmalığın parlak bir fikir olduğunu zannediyorsunuz değil mi? Kendinizi çok kurnaz zannediyorsunuz. İnsanların hayatlarına istediğiniz gibi hükmedeceğinizi sanıyorsunuz. Hiç öyle bir iddiam yok. Olsaydı şimdi burada bana böyle kafa tutamazdın. Firdevs Hanım, bana güçlüyü oynamayın. Bozguna uğradınız. Tuzağınıza düşmedim. Bundan sonra da düşmeyeceğim. Ayağınızı denk alın. Eğer bir daha bana zarar vermeye kalkarsanız... Benimle böyle konuşmaya nasıl cesaret ediyorsun? Bütün geleceğim benim elimde. Bir lafımla bitiririm seni. Hiç olursun bir anda. Seni yok edecek güce sahibim. Kendine gel, küstahlık etme. Unutmayın. Eğer ben yok olursam siz de yok olursunuz. Behlül. Behlül. Haklısın. Katya konusunda hatalıydım. Hepsi benim ihmalkarlığım yüzünden. Ama bu konular benim uzağımdaydı her zaman. Benim yerime başkaları ilgileniyordu. Ne bileyim. Günaydın. Günaydın. İnanın ben de sizin kadar şaşkınım. Çok üzgünüm. Çıkalım. Karışma şunun işlerine ne olur. Mümkün olduğunca uzak dur şu kadınla. Söylemeden duramadım. Yapma, korkuyorum ben ondan valla. Uğraşma. Hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Görüşürüz. Güle güle. Günaydın. Günaydın. Çıkıyor musunuz? Bihter benimle görüşmek istediğinizi söyledi. Geç kaldım. Bir toplantıya yetişmem lazım. İyi günler. Adnan Bey, Katya'nın durumuyla ilgili ben de en az sizin kadar şaşkınım. En az sizin kadar üzgünüm. Resmi prosedürlerle ilgilenmiyordum ki, böyle işlerle hiç ilgim olmadı şimdiye kadar. Tabii bu mazeret olmamalı, hata bende. O da beni ikaz etmedi. Sizi de zor durumda bıraktım. Yani yapabileceğim bir şey var mı? Nasıl düzeltebilirim bu işi? Onu bile bilmiyorum. Avukatlarla görüşeceğim. Bizim sorumluluklarımız neyse yerine getireceğiz.
Ama önce Katya'yı bulmak lazım, değil mi? Her neredeyse polis bulur, sınır dışı eder de inşallah biz de kurtuluruz. Bihter de aynı şeyi söylüyor. Katya'dan bu kadar şikayetçi olduğunuzu bilmiyordum. Beni uyarabilirdi. Kim bilir ne defosu var, söylemedi. Bizi bu duruma düşürmeye ne hakkı var? Hoşça kalın. Bir Katya krizimiz eksikti. Nereye gidiyoruz Nihat Bey? Ziyagillerin evine dönemem ben bir daha, biliyorsunuz değil mi? Polise mi vereceksiniz? Hemen gönderirler beni. Daha önce iki kez sınır dışı edildim. Kaçak yollardan geri döndüm. Nihat Bey lütfen. Bir kere daha olursa bunun altından kalkamam artık. Bir daha gelemem buraya. Benim çalışmam lazım. Bir kızım var, yaşlı annem var. Onlara para gönderebilmek için çalışmam lazım. Lütfen. Lütfen bana yardım edin. Polise teslim etmeyin lütfen. Nihat Bey. Sana yardım edeceğim. Ama sen de bana yardım edeceksin. Kahvelerinizi şimdi mi içmek istersiniz? Bir şey istemiyoruz. Beşir ne biliyor? Ne var elinde? Bilmiyorum. Her neyse onu yok ettiğini söylemiş Behlül'e. Sen de inandın mı buna? Bu kadar ortalığa döküldüyse bu iş eyvahlar olsun. Bombanın üzerinde oturuyoruz. Her an patlayabilir. Olacakları düşünemiyorum bile. Beşir için endişelenmene gerek yok. Şimdilik zararsız. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Behlül onunla bir pazarlık yaptı. Karşılıklı sözler verildi. Nihal'le nişanlanmaları sırf senin başarın değil yani. Saplantılı, aciz bir hizmetlinin sözlerine nasıl bu kadar güven olur ki? Merhaba. Merhaba.